Önce geldiler. Öğrencileri götürdüler. Kimse sesini çıkarmadı. Ben de sesimi çıkarmadım. Çünkü ben öğrenci değildim. Sonra geldiler. Sendikacıları götürdüler. Kimse sesini çıkarmadı. Ben de sesimi çıkarmadım. Çünkü ben sendikacı değilim. Sonra geldiler, doktorları götürdüler, öğretmenleri götürdüler, avukatları götürdüler. Kimse sesini çıkarmadı, ben de sesimi çıkarmadım. Çünkü ben onlardan hiçbirisi değildim. Sonra geldiler, hakimleri götürdüler, savcıları götürdüler. Kimse sesini çıkarmadı. Eşcinselleri götürdüler, kimse sesini çıkarmadı. Müslümanları götürdüler, Hristiyanları götürdüler, işçileri götürdüler, kadınları götürdüler. Sosyalistleri götürdüler, kimse sesini çıkarmadı. Ben de sesimi çıkarmadım çünkü ben onlardan hiçbirisi değildim. Beni götürmeye geldiklerinde sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Akrep gibisin kardeşim. Akrep gibi korkak bir karanlık içinde. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içinde. Midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı, rahat. Sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Bir değil, beş değil, milyonlarcasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu Celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf malikusun yani. Hani şu deryada olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Bu dünyada açsak, yorgunsak, alkanlar içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Kabahat senin. De. Demeye dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin be canım kardeşim. Toplumca aydınlanmanın merkezi olan Beksav'da üretimlerine devam eden tiyatro imge olarak günlerdir kayıp olan Gökhan Güneş nerede diye soruyoruz. Oyunlarımızla, müziklerimizle, şiirlerimizle sokaklarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Gökhan'ı sormaya devam edeceğiz.